Ülke Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendinin takdirleriyle Ülke Ocakları İl Başkanlığı görevinde atanmış bulunmuştu. Görevimi 1,5 yıl boyunca elimizden gelen tüm gayretle yaptık. Bugün de görevimizi Sayın Genel Başkan'ın takdirleriyle yine Burak İşbar'a teslim ediyoruz. Genel Başkanımızın takdirleriyle. Benimle yol yürüyen bütün arkadaşlarıma, bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz bütün teşkilatımıza, Ülke Ocakları'nda görev yaptığımız, ortaöğretimdeki, üniversitedeki tüm arkadaşlarımıza ben teşekkürlerimi sunuyorum. Sizince Ülke Ocakları İl Başkanlarımızın teslimine hepiniz hoş geldiniz. Tabii bu hepimiz bir hizmet makamındayız. Bu hizmetlerimizin kaderinde bu görevi devretmek var. Ocağımızı, arkadaşlarımızı helal bir şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz. Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve faziletine göre bize emanet edilen bu davayı biz taşımaya devam edeceğiz. Biz ocağımızın hizmetkarlığını da yaparız, çayını da demleriz, temizliğini de yaparız, eğitimlerini de veririz, arkadaşlarımızın faaliyetlerini de yaparız. Kimseye muhtaç olmadan helal bir şekilde ocağımızı devam ettiririz. Bugün inşallah devlet teslimimizden sonra artık Burak İşbar arkadaşımız bayrağı teslim alacak. O da inşallah bayrağı daha ileriye götürmek kendisine nasip olur. Önümüzde yerel seçimler var. Belediye başkanımız Allah razı olsun. Burada çok ciddi hizmetlerde bulunuyor. İnşallah bu hizmetlerini Erzincan'a devam ettirmeye, üç ilerli bayrağımızı da belediyemizde dalgalandırmaya devam edecek. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi bizlere güvendi, ülkücü gençliğe güvendi, Türk gençliğine güvendi. Hamdolsun bugün 2023 lider ülke Türkiye hayallerimizi, ideallerimizi hep beraber gerçekleştiriyoruz. Terörle mücadeleden dış politikaya, milli güvenlik konularına kadar her alanda Türkiye ilerliyor, büyüyor ve inşallah dünyada küresel bir güç olma yolunda ilerliyor. O zaman da biz İlahi Kelimetullah davamızı, dünyaya nizam verme davamızı Türkiye'de hükümdaşlarımızın da önderliğinde gerçekleştireceğiz. Ben Çağrı Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, bu da güzel bir şekilde temsil etti. Şimdi partimiz de bizleri temsil edecek. İnşallah Cenab-ı Allah daha güzel yerlerde, en iyi yerlerde her zaman davamıza bir ömür boyu hizmet etmeye nasip etsin. İnşallah Burak İşbar arkadaşımıza, ülküdaşımıza da başarılar diliyorum. İnşallah Cenab-ı Allah ona güzel bir şekilde aynı böyle deve teslim yapmayı nasip eder. Bayrağımızı kirletmeden, lekeletmeden, böyle samimi bir ortamda, kalabalık bir ortamda kendisine görevini devreder. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın.